Hep duvarı iz yaptı. Duvarı dön hep cama iz bıraktı. Atsanız bana açıklamasını ya. Tam tam atın bana açıklamasını. Yok benim içim rahat etmeyecek. Bakamayacağım zaten şunu buna. <laughs> Arkam memlekette tabii memlekette. Kimse rahat durmadığı için biz de ağzımızın tadıyla oturup keyifli keyifli yayınımızı yapamıyoruz. Allah aşkına ne zaman ben de yabancı yayıncılar gibi şey yapabileceğim. Bütün bir yayın boyunca sadece <laughs> Hello guys. <gülüyor> <gülüyor> ya, 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 e, geçen canlı yayında e, köpeğimi nasıl susturacağım arkadaşlar diye sinirlendim. Ekran vermeyeceğim, ekran ekran diye tutturmayın, teşekkürler. diye e, çakmak kattım ve kafesinin olduğunu bildiğim anda attım. Kafesine dayı deyip yere düştü. Sonra çektim zaten, küpeğimi de sevdim. Bir tane gerideki şerefsiz bir arkadaşımız. E, ekran görüntüsü almış ve sadece çakma attığım an, onun dışında küpeğimi sevdiğimi, şaka yaptığımı, söylediğimi anı oh, hiçbir şekilde çekmemiş. Ben... Bunun şakası olmaz ki. Bunun şakası yok ki. Böyle bir şaka mı var? Böyle bir şaka mı var? Şimdi ben bu kumandayı alsam, köpeğime fırlatsam yayında, canlı yayında. Köpeğime fırlatsam. Daha sonrasında da şey yapsam. <laughs> şaka yaptık. Gofret <laughs> sana şaka yaptık. <laughs> falan yapsam. Millet şey mi diyecek bana? Ya şaka yaptı ya. Çok tatlılar. <laughs> yapacak insanlar. Arkadaşlar bu hayvanlar sizi anlayabiliyorlar. Benim sağır kedim bile ben sinirlendiğim zaman bakışımdan hayvan benim sinirlendiğimi anlıyor. Kendisi sağır olmasına rağmen. Z <laughs> ne? Benim aklıma sadece şey geliyor. Social Justice Warrior <laughs> başka da bir şey gelmiyor. S ve J'yi ne için kullanıyoruz? <laughs> Gerçekten bilmiyorum ne olduğunu. Vallahi bilmiyorum lan. Cidden bilmiyorum. Bilmediğim bir mim oluşmuş demek ki. <laughs> ha. S ve kadim dostu J mi? Mim ya çok komik ya sizce der gibi. Ha gülmek gibi mi? Ha komik olmayan bir şey için. Anladım tamam tamam okey tamam teşekkürler. Ha 31 sizce gibi bak hemen nasıl tam yedim gördün mü? Ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Hayvansever bir insanım. Kimselerden özür dilemem bu yüzden. Hayvan sever bir insanım. Gidin benim Instagram hesabıma bakın. Köpeğimi nasıl can yerim Köpeğimi nasıl, köpeğimi nasıl seviyorum? Ona bir hesap açtım. Yani siz niye böyle yapıyorsunuz? Anlamıyorum ben. Yani. Oo bir şey söyleyeyim. Hesap açacak kadar sevme reis. Bak. Bak. Ba Bak şimdi. Hesap açacak. Niye böylesiniz abi? Niye insanları linçleyecek bir şey arıyorsunuz ya? Yorumlara bakıyorum bir ton. Ya hayvana şiddet hayır. Ben hayvana niye şiddet yapayım arkadaşım? Ben hayvana niye şiddet... Şerefsizlik yapma kardeşim. Git o videonun hepsini paylaş tamam mı? Köpeği sevdiğim anı paylaş. Yaptığınız cidden ayıp ve kırıcı oluyorsunuz. Çok kırıcı oluyorsunuz. Beni linçleyin lan. Ben, ben, beni linçlerseniz ben bitmem. Ölmem. Ama beni kırarsınız. Zoruma gidiyor abi. Bu kadar basit. Zoruma gidiyor. Hayır yani şiddet... Ee, <laughs> Abi vallahi hesap açtığını bilseydim özel instagram hesabı, vallahi ağzımı açmazdım burada. Mesela ben şahsen köpeğimi, iki kedimi çok da sevmiyorum. Bunu zaten anlıyorsunuzdur çünkü kendilerine has bir instagram hesapları yok. Bana bağlı yaşıyorlar. Oysa ki hesap açtırıp, değil mi? Hesap açtırıp, fotoğraflarını çekip, ee, size de takip ettirip onlara da kendi gelir kapılarını açabilirdim. Tabii. Bunu yapabilirdim ama bana bağımlı yaşamalarını istediğim için. Tabi. Mamalarını ben alıp lafını etmek için günün sonunda zaten onlara özel bir hesap açmıyorum. Çünkü özel bir hesap açsam Allah korusun siz de gidip takip etseniz. <laughs> siz de gidip takip etseniz. Es kaza yani es kazanma mama markaları falan bunlara sponsor olsa benim aklım çıkar başlarına kakacak hiçbir şeyim kalmaz. Hiçbir şeyim kalmaz. Köşeyi dönerler falan evet tabi Tabi O yüzden olmaz <laughs> Yani eee. Gofret bugüne kadar Bak hiç yalan söylemeyeceğim Çok da dürüst konuşacağım Gofret'e bugüne kadar iki kere falan Poposuna vurmuşuzdur Batu da bende İki olayı da anlatıyorum. Bir tanesinde kaçıyordu. Herhalde o anlık annelik Türk refleksinden bir kaynaklı. Yalan söylemeyeceğim. Bir kere kesikle vurdum. Ama dedim ki ben poposuna yani hiçbir zaman yüzüymüş, ağzıymış, burnuymuş öyle bir şey hiçbir zaman yaşanmadı. Çok küçük bir anda koşturduğu yerden çıktı. Arabaların altına gitti. Gofret gitme dediğim halde. Yani gitme, yanımdan gitme, şöyle yapma, böyle yapma dediğim halde koşarak gitti. Sözümü dinlemedi ağlayarak ve bağırarak yanına koştum. Hani çocuğunu bulunca, çocuğunu bulun mesela benim annemde de vardı o. Bir kere beni buldu kayboldum zannedip benim suratıma bir tane tokat yapıştırmıştı. Sebebini ben de bilmiyorum. Yakalayıp nereye gidiyorsun sen diye poposuna vurmuştum. Bak hiç vurmadım demem. Ama bunu şöyle bir şeyle yapmadım mesela. İşte ne bileyim <laughs> şak 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 ona <laughs> şaka bu şaka gofret <laughs> anladın mı <bu> şakayı <laughs> falan gibi bir olay hiçbir zaman yaşanmadı ya da eğitimi içerisinde hiçbir zaman ne tuvalet eğitiminde, ne oturunda, ne yatında, ne kalkında, ne mamasında, olsun da busunda, hiçbir zaman, bir fiske bile bak, ya bir fiskeyi geçtim ses yükseltme bile hiçbir zaman yaşanmadı yani, hiçbir zaman. Yani çünkü bunun, hani bu hayvanlar e, şey değiller ki, hiçbir şey anlamıyor, etmiyor değil ki, tam tersine. Benim sinirlerim bozuluyor bazen. Benim sinirlerim deliler gibi bozuluyor. Benim ailem anlamıyor. Benim sinirlerimin ne kadar bozuk olduğunu. Benim erkek arkadaşım anlamıyor. Benim en yakın arkadaşlarım anlamıyor. Benim köpeğim anlıyor lan. Benim canımın sıkkın olduğunu. Başımın ağrıdığını. Ne bileyim kendimi kötü hissettiğimi. Ya bu hayvanlar şey değil ki. Çakmak atayım ondan sonra da gideyim seveyim. Yok öyle bir şey. Zaten bak videoda sürekli diyor ki kafesin içinde dedi. Neden kafesin içinde? Sebep ne? Sebep ne? Olayı ne yani? Bunu anlamıyorum. Mesela çok saçma. Kimi köpeğe kafesli tuvalet eğitimi veriyorlar. Verilmez güzel kardeş. Verilmez. Öyle bir eğitim yok. Stres olur. Bunu öneren var. Bunu neyini öneriyorsunuz? Stres edersin hayvanı. Öf. Öf. Köpeği pit bulmuş. E Ha köpeği pitbull diye mi çakmak fırlatabiliyor? Zaten ona apayrı kıl oluyorum, ona apayrı kıl oluyorum. Yani normalde pitbulllarda bildiğiniz yalan değil şaka da değil yani bu hayvanların içgüdüsünde ve yapısında normalde birini parçalamak, birine sinirlenmek, işte ne bileyim e, gidip de onu bunu ısırmak falan pitbulllarda öyle bir şey yok. Bunu böyle bilmeniz için ya gerçekten hiç okumuyor, hiç etmiyor. Bugüne kadar hiç hayvan beslememiş, beslememiş falan olmanız gerekiyor. Her hayvan insan gibidir. Nasıl eğitilirse, nasıl eğitilirse öyle davranır. Nasıl eğitirsen. Golden'ı al, Golden'ı al. Golden'ı da çok güzel vahşi bir hayvan yaparsın. Çok güzel yaparsın hem de. Hiç fark etmez ki Golden'lar bak Golden'lar hani hiç yok anladım yani hayvanların olayı şey falan dadılık madılık yapıyorlar yani yurt dışında anladın mı? Köp yani bebek bakıyorlar. Bebek bakıcısı olarak kullanılıyor Golden'lar. Nasıl yetiştirirsen, bak nasıl yetiştirirsen her zaman öyle olur. Bu iş böyle. Bu iş böyle. Ya ne demek Çakmak fırlattım sonrasında sevdim sevdiğim kısmı niye göstermiyorsun? A pardon sevdiği kısmı görseydik şu anda gerçekten var ya yani çok özür diliyoruz sevdiğin kısmı görsek biz anında susardık ben susardım şahsım adına. Allahım yarabbim. <gülüyor> <gülüyor> Haskim benden zeki doğrudur vallahi benim köpeğim tanıdığım çok 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 daha fazla insandan akıllı gerçekten çok daha akıllı çok daha düzgün davranışları var. Çok daha düzgün hareketleri var. Normal bir şey değil. Atamazsın. Atamazsın. Çok affedersin. Birisi Eee sen bir köşede oturuyorsun, duruyorsun. Birisi gelse senin kafana bir şey fırlatsa. Şey mi yapacaksın? Hiç tepki vermeyecek misin? Oturacak mısın? Dolara ne no olmuş dolara? Bakalım. Bitmiş 8.36. Düşmüş. Nasıl düşmüş?